Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine farklı bir içerikle karşınızdayız. Arkadaşlar bu içeriğimiz dünyanın en çok puanına sahip olan oyuncu ve bana göre aynı zamanda dünyanın en iyi ormancısı Oner'le yarışır. Ama bence kesinlikle ve kesinlikle benim kendi görüşüm, sizler farklı şey düşünüyor olabilirsiniz. Dünyanın en iyi ormancısı olan Canyon arkadaşlar. Buradan tıklıyoruz. 1800 puan kendisi. Damwon'la 2019 yılında dünya şampiyonu da oldu kendisi. Bence çok net en iyi bir oyuncu. Aynı zamanda dünyanın en iyi Nidalee'si arkadaşlar. Yani Nidalee ile bambaşka bir oyunu vardı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? LCK'de Peanut'ın Hecarim'ine yaşattığı zor anlar vardı. Bunu da hani editörümüz şuraya ufak kesit olarak koyar. Canyon's done this one pretty early. Yep. And Spear is going to miss, but still... a fair bit of damage. If Canyon can lock away this Gromp as well, he is going to be able to do so. Another spear is going to miss though. Well, he's really weak to invades. Oh, are you serious? Are you kidding me? He takes a turret shot just to keep hunting Peanut down. He doesn't have his smite available, but he's going to claim control of this camp. Peanut's level 2! He's level 2, he's not allowed to take anymore. Maybe he gets his Krugs. What do you think, Chronicler? Does he get his Krugs? No. No, he doesn't. This is Canyon's jungle. Oh my god. Why did Peanut start on Canyon's jungle? This is just brutal. Nidalee ile harikalar yaratıyor gerçekten. Ben de Nidalee maçını analiz etmek istedim. Bakalım tekli dereceli de Nidalee ile neler yapabiliyor. Şimdiden onu izleyelim. Bakalım neler yapıyor. Şimdiden iyi seyirler. Galiba şey yaparken fazladan şimdiden dedim. O yüzden kusuruma da bakmayın. Bir gün içerisinde inanılmaz fazla video çektim. Gerçekten çok fazla video çektim. Bu 12. ya da 13. videom olabilir. İkinci kanalda dahil olmak üzere. O yüzden hani biraz şey yorgunum. O konuda tekrardan kusura bakmayın. Bir önceki videoda da bunu söylemiştim tabii ki ama. Evet. Şimdi kırmızı güçlendirmeden başlıyor. Q yeteneğini açmış. En uzun menzilden Q yeteneğini vurmaya çalıştı. Gördüğünüz gibi. Olabildiğince kayıtlamaya çalışıyor. Bunlar zaten hafif klasikleşmiş şeyler. Bakalım şimdi orman rotasyonunu merak ediyorum ben. Evet, direkt olarak kırmızı güçlendirmeden hani kendi mavi güçlendirmesine doğru gidiyor. Şimdi bakın, kırmızı güçlendirmeyi aldı, kuşları aldı, Gromp'u alıyor. Şimdi burada maviyi alırsa 3 level olamıyor. Hop, burada Gromp'u alıp 3 level oluyor. Hemen 3 level olup burada mavi güçlendirmesini de alıyor. Yani burada aslında güçlendirmeleri olabildiğince erken oluyor. Zamanında şey vardı. Böyle şeyi de yapıyorlardı. İşte atıyorum mavi, Gromp ve Savoli 1 ile yapabilirsiniz. Mavi alırsın, Gromp alırsın, kırmızı güçlendirmeni alırsın. Orta koridora bir baskın atarsın. Orada Gromp almak o konuda önemli. Yalnız Akşan orta koridorda bayağı bir sıkıntı yaşamış. Genji'nin de akademi oyuncusu orada zor anlar yaşatıyor Akşan'a. Ve orta koridora geliyor. Sıçrası var ama orada Azir'in. Ooo sıçrasını kullandı. Ve burada büyük ihtimal düşecek. Hatta Akşam birebir de skor almayı başardı. Oy 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 yani. Bu bayağı kötü oldu Azir için. Hem sıçrasını kaybetti hem tutuşturu yok. Her şeyini kaybetti. Sıkıntı çok büyük. Evet üst koridora doğru gidiyor. Üst koridorun canına kendiniz bakın. Bu arada bu Fragile kardeşimiz sadece Rumble oynayarak bu eloda. Şampiyonluk kümesinde 1000 puan. Sadece Rumble oynuyor. Orta koridor, üst koridor fark etmeksizin sadece Rumble oynuyor dediğim gibi. Şu an bu adamı kule altı yapabilirler ama Viego'nun yerini bilmiyorlar. Ve sonradan gördüler buradaki totem sayesinde. Ve kule altı iptal oluyor arkadaşlar. Normalde oraya kule altı yapabilirlerdi. Ufak bir kitle kontrol şampiyonu olsaydı Gragas. %100 Gragas diyorum, özür dilerim, Rumble. Baskın yaparlardı orada. Şurada iyi bir totem var. Bu totemin burada olduğunu büyük ihtimal bilmiyorlar. Ve şu an Nidalee'nin yeri belli oldu arkadaşlar. Yalnız Gragas ne yapıyor? Ateşle oynuyor. Nidalee'nin mızrak range'inde duruyor. Aa ne yapıyor lan? Nidalee'yi bilmiyormuş gibi mi yapıyor? Oo bir mızrak daha geldi. Yalnız burada düşecek büyük ihtimal Gragas. Ne yaptı oğlum Gragas? Ben hiçbir şey anlamadım şu an. Evet Nidalee ormanı dönmeye devam ediyor. Bu arada Nidalee ben böyle nasıl diyeyim? Bunu her Nidalee videomda söylüyorum. Ben kitle kontrol olmayan bir maçta. Burada Alistar'da var kitle kontrol. Ben alt koridor oynamasını bekliyordum. Hiç beklediğim gibi bir oyun sergilemedi. Alt koridora doğru petledi. Alt koridora gitmek istedi aslında ama orada bir şeyler oldu. İşte orta koridoru kötü durumdaydı. Oraya yardım etti, buraya yardım etti derken alt koridora gidemedi. Bu da hem orta koridor hem üst koridorda kitle kontrol olmayan bir maç bu. Otomatikmen de benim hoşuma gitmeyen bir maç. Yalnız orta koridorda skor buldu. Burada Alistar'la da devamını oynayacaklar mı? Çok da oynayacak gibi değiller. Yalnız orada çok güzel tutturdu.
Zonya'sını kullanıyor burada. Amumu ve orada yaşamayı başarıyor. Hop, Yampire yengeci de yakaladı orada. Hemen ejder. Şimdi bak, Viego'nun canının biraz az olduğunu biliyor. Zaten alt koridorda Kalista'yı gördü. Aphelios'un silahları da iyi. Direkt olarak ejdere geldiler. Bence çok da mantıklı bir hamle. Direkt söyleyeyim yani. O Aphelios'un silahlarını bu şekilde kullanmak gayet iyi. Orta koridorda bir mevzu çıkmış. Yok, tutmadı. İşte abi, mızrak tutturmak böyle çok zor ya. Mesela bu adam bu şekilde nasıl oynuyor ki, ben anlamıyorum gerçekten. Ultisinin olup olmadığını bilmediği için biraz dikkatli oynadı fark ettiyseniz. Önce böyle gitti geri geldi. Rakibinin ultisini beyitlemek adına öyle bir şey yaptı arkadaşlar. Evet, orman dönmeye devam. Şimdi iki tane skor elde etti. Ama orman kampları konusunda öyle çok da Viego'ya göre iyi iş çıkartmadı. Şunu ben size söylemek istiyorum. Nidalee aslında böyle hani inanılmaz orman döneyim şöyle böyle değil. Hani Nidalee'nin orman kampları arasındaki o menzili kapatma, mesafeyi kapatma özelliği de çok iyi olduğu için Nidalee gerçekten o konuda hızlı orman dönüyor. Ama sonuç olarak karşısındaki adam da öyle boş bir adam olmadığı için öyle işte ne bileyim farm konusunda çok büyük farklar atmak hani karşı orman yapmadan çok da mümkün değil. Karşı orman yapmanız için de arkadaşlar orta koridor ittirme gücüne ya da alt koridor ittirme gücüne falan ihtiyacınız var. Özellikle en büyüğü orta koridor. Orta koridorda Azir ne kadar 3 kere ölse bile sürekli koridoru ittirdiği için Nidalee aslında bu özelliğini tam anlamıyla kullanamıyor. Bu da Nidalee'nin ne kadar çok takım arkadaşlarının şampiyonlarına bağlı olduğunu gösteriyor aslına bakarsanız. Burada Viego'yu falan kışkışlıyor derken Gragasaur'la sıçrayla Rumble'ı yakalamayı başarıyor. Gragas'a bir hook tuttu. Hook diyorum, spear tuttu ama buraya çok girmek isteyecekler gibi durmuyor. Çarpı da yok zaten. Hani tamamen boş beleş burada bekliyorlar. Alistar'ı öldürdü burada. Yani Alistar on girecek diye girdi. Ama maalesef kendisi girmeyince Alistar içeride kaldı. Hatta devamında Akşan da girmiş içeriye. Ve burada Kanyon herkesi öldürdü bence. Bu benim görüşüm. Çarpı zaten yok. Hani çarpı yokken belki tamam rakibini de bir şeyini biliyor. Belki bir infosu falan var ama orta koridor ittirme gücü yok. Hiçbir şey yok. Bu şekilde buraya gelmesi bana çok mantıklı gelmedi. Hextech alternatörünü aldı. Şu bayağı güçlü bir eşya. Özellikle erken oyunda. Yalnız Kalista'nın sıçra attığı yere mızrağı koydu. Oy, bu çok iyiydi. Şurayı bir daha izleyelim. Evet, izliyoruz. Oy, çok iyi atmış burada mızrağı. Gerçekten hem rakibinin sıçrasını alıyor. Bu çok inanılmaz büyük bir şey. Herhangi bir ormancı için. Hem rakibinizin sıçrasını alıp hem siz bir şey kaybetmeden öldürürseniz ne oluyor biliyor musunuz? Mesela atıyorum, sallıyorum şu an. Azir oynuyor takım arkadaşınız. Orta koridora baskın attınız. Rakip oyuncu sıçra atmasına rağmen size düştü. Ama siz hiç sıçra atmadınız veya Azir'iniz atmadı. Otomatikmen ne oluyor biliyor musunuz? Bir sonrakinde Azir sıçra atıp ultisini kullandığı için bakın Alistar'la beraber orada yalnız kitle kontrol yiyen rakibe tutturamadı yeteneğini ama tabii ki düşürmeyi başarıyor. Bakalım devam edecek mi? Ultisi var mı Viego'nun? Bakıyorum ultisi yokmuş. Alistar'dan bir combo daha bekliyor ama o da gelmedi ve burada düşüyorlar. Şundan bahsediyordum. Bir sonrakinde de Azir sıçra ultisiyle skora bayağı yardımcı oluyor. O yüzden de hani sıçra atıp düşmek çok çok kötü. Bakın bak, bir totem kırmak için adamın pembe totemi attı, görüyor musunuz? Ya bu çok değerli bir şey aslında. Gerçekten çok değerli bir şey. Ama tabii ki yine de gözüküyor. Burada da totem var çünkü. Her yer şu an totemli. Rakip takım gerçekten bayağı bir baskı kuruyor Nidalee'nin üzerine. Şunu da söylemek istiyorum. Bakın ormanda Viego iyi durumda. Azir ne kadar ölse de sürekli orta koridoru ittiriyor. Akşan da çok kötü durumda. Alt koridoru zaten söylememe gerek yok. Şu an aslında baktığınız zaman Nidalee çok büyük bir baskı altında oynuyor oyunu. Mesela bu Azir'i Nidalee'ye verin, başka şeyler konuşuruz şu an. Ama Nidalee bu kadar baskıya rağmen ormanında iyi iş çıkartıyor şu ana kadar. Ormanında olmasa bile başka koridorlarda öyle. Yalnız burada Viego'yu yakalıyor. Viego'ya büyük ihtimal tek atacaklar. Aynen öyle. Viego biraz abarttı açıkçası. Hemen orman dönmeye devam. Hiçbir şekilde boş durmak yok. Şimdi ejder çıkıyor. Ben ejdere gitmesini bekliyorum. Çünkü ilk ejderi aldı. İkinciyi de almak isteyecektir. Zaten ormancıyı da öldürdüler az önce. Kovalayacak mı? Yok. Alt koridorda 2'de 2 geldi. Kule altı yapmış rakip. Garip şeyler oluyor maçta. Ve oyun hani yavaş yavaş artık kırmızı takıma geliyor diyebiliriz. Ormanda ben şöyle bir altın farklarına bakacağım. Kalista Nidalee'den daha fazla altın kazanmış. Onu söyleyelim. Akşan'la Azir'i tamamen aynı diyebiliriz. Üst koridorda Gragas üstün. Alt koridorda Kalista'nın çok büyük üstünlüğü var.
ölmesine rağmen bu böyle. Hatta burada Aphelios plaka almasına rağmen böyle bir durum var. Yani Kalista'nın ne kadar önde olduğunu siz kendiniz tahmin edin. Evet, 12 dakikada 80 milyonu da burada. Bakın, baskın yaptı mı? Yaptı. Siz orman kamplarını dönerseniz baskın yapacak aralık her zaman var. Çünkü orman kampları sonuçta çıkma süresi diye bir şey var. Orman kampları 7-24 çıkmıyor. Size full döndüğünüzde 7-24 çıkan bir şey olmadığı için de siz böyle yavaş yavaş döndüğünüz zaman arkadaşlar sürekli baskın atacak veya bir yerlere gidecek zaman bulabiliyorsunuz. Burada Viego'yu da yalnız mızrağı tutturdu. Büyük ihtimal düşürecekler. Alistar'la beraber düşürdüler. Devamında Gragas'a gidiyor. Gragas'ı da isteyecek mi? Gragas'ın ultisi hala duruyor. Bakalım orada sıçrasını kullandı Gragas. Keşke ultisini kullansaydı diyorum. Ama Alistar burada yakalayacak Gragas'ı ve orada Nidalee skor almayı başarıyor. Düşecek mi? Son anda iyileştirmesini kullandı. Ve şu an Kanyon inanılmaz önde ve kötü bir takımdayken inanılmaz önde. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi dediğim gibi hem baskın atıp hem bir şekilde bak alt koridora hiç gitmedi. Normalde Alistar gidebileceği en iyi koridor. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bu arada Kalista Mumu da oyundaki en güçlü alt koridorlardan bir tanesi şu an. Onu da belirtmek istiyorum. Hiç riske girmedi. Direkt çıktı. Normalde kurtları alıp çıkabilir. Çarpı da geliyor. Ama riske gerek yok deyip oradan ayrıldı. Şimdi şundan bahsediyordum. Normalde Nidalee'seniz Alistar'a çok baskın atmak istersiniz. Yani Alistar olan koridora. Niye? Çünkü bedava bir mızrağınız var. Bedava mızrak olduğu için oraya gitmek istersiniz. Ama böyle bir şey mümkün olmadı. Sürekli alt orta koridor ve üst koridora gitti. Ve bir şekilde farmını da belli seviyede tuttu. Skorlarını da ufak ufak topladı ve iyi bir durumda şu an Nidalee. Bu arada 7 kere ölen bir Alistar. 2 kere ölen Aphelios var. Alt koridorda yani 5 skor kalmış Alistar'da. Bu aslında kırmızı takım için çok kötü bir durum. Onu da söyleyelim. Yani Kalista iyice farkı açıyor ve Nidalee gibi bir şampiyonla Kalista'ya karşı oynamak da gerçekten zor. Gerçekten çok zor. Mesela ben Sylas oynarken Vayne'e karşı oynamak hiç sevmiyorum. Çünkü Vayne'i yakalayıp öldürmek Sylas'la pek mümkün olmuyor. Çok güzel ultiniz falan yoksa. O yüzden de çok hoşuma giden bir şey değil. Bu arada koridor için söylemiyorum. Genel hani oyunda, geç oyunda falan Sylas'la Vayne'i öldürmesi çok da kolay olmuyor. Yalnız burada Azir Nidalee'yi çok iyi yakaladı diyecektim ama orada güzel bir Zonya artı kaplan formundan güzel kaçtı. Sıçrası gidiyor burada ama rakipten Azir'in ultisini almış oldular. Bakalım buradaki alamette ne kadar etki edecek derken Azir'e bir mızrak tutuyor. Ve buradaki alameti büyük ihtimal iptal etmek zorunda kalacaklar. Çünkü az önceki mızrak çok can yaktı. Akşan içeriye kadar giriyor. Alistar da geldi mızrakla beraber oraya çok fazla hasar vurdu. Bir canı var Amumu'nun. Gelirse direkt tek yiyebilir derken yalnız Kalista burayı çok iyi oynayabilir. Arka tarafa mızrak geldi. Bakalım iyileştirecek mi orada? Kalista'ya mızrak. Kalista'yı da tutturdu. Kalista'yı düşürebilir şu an. Aynen kaplan formuna geçecek. Yalnız Kalista da bu oyunu oynuyor be. Aa Azir öldü. Neye öldü? Olaya bak. Oğlum Kanyon ya. Adam çok böyle şey bir Nidalee. Yakalasan yakalanmıyor. Uyuz. Sürekli mızrak atıyor. Mızrakları da iyi atıyor. Yani sinir bozucu bir Nidalee oynayışı var. Şu an böyle Nidalee ile şey mi yaptı? Bizim Türkiye'de şey muhabbetler oluyor. Bir mızrak attım kanka tek attım falan. Öyle bir mantığı yok adamın. Adam yavaş yavaş oynuyor. Sessiz sakin. Yavaştan yavaştan hayatına devam ediyor. Zonya'sını da aldı. 11. seviye rakibine 2 seviye fark atmış durumda. Kalista ile eşit farmdalar. Eşit altındalar. Şu an yavaş yavaş artık Akşan da öne geçti. O yüzden Aphelios da iyi duruma geliyor yavaş yavaş. Kalista ile arasındaki farm farkını falan azalttığı için altın farkı biraz artmış gözüküyor. Orada Amumu'yu öldürmeyi isteyecek mi? Ama Kalista orada olduğu için çok da istiyor gibi değil. Kalista direkt üstüne atlıyor çünkü Nidalee gibi bir şampiyonun Kalista'yı öldürmesi pek mümkün değil arkadaşlar. O yüzden de böyle bir şey yapması normal. Ama tabii ki yanına Aphelios gelirse o zaman işler değişir. Ve burada büyük ihtimal Kalista düşecek. Aynen öyle. Aphelios gelmese mesela o çok mümkün değildi. Yalnız sıçrası yok orada ama Zonya'sı olabilir. Zonya'sını Viego ultisine bekletti gayet güzel bir şekilde. Ama orada büyük ihtimal yaşayamayacak. Aynen öyle. Ve burada ejderi kaptırıyorlar. Kalista'yı kovaladıkları için 3. ejderi kaptırdılar. Bu çok büyük bir problem. Niye?
Normalde ruha gidebilirlerdi. Ha, bu bulut ruhu olduğu için onlar için çok değerli olmayabilir. Ama sonuç olarak ruh ruhtur. Ve burada ekstra altınlar da verdiler rakibe. Otomatikman altın farkı tamamen eşitlendi. Ve oyun ve Orta Koridor Kulesi de gitti. Baktığınız zaman oyun birden sıkıntıya girdi. 19-19 altın farkı tamamen eşit. Ve bu maçta ben şunu söyleyeyim. Türkiye sunucusunda veya Avrupa sunucusunda bu maçta ben Nidale oynuyor olsam veya bir tanıdığım, bir bildiğim, gördüğüm bir insan Nidale oynuyor olsa bu maç kayıp derim. Bak net. Çünkü Alistar var. Alistar Kalista'ya herhangi bir şekilde kombosunu yapamadığı sürece hadi yaptı. Önüne Gragas ya da Amumu mızrağın önüne geçerse o Kalista ölmez. Devamına geçelim. Azir'i kim öldürecek? O da ayrı bir konu. Azir'i öldürebilecek mekanik yok şu an sağ takımda. O yüzden de ekstra sıkıntılar var. Bu sıkıntılardan nasıl sağ çıkacaklar bilmiyorum. Ama normalde Nidale için hiç iyi bir maç değil. Yalnız burada Azir'e çok iyi oynuyor. İşte Alistar'la beraber burada oynadıkları için skoru almayı başarıyorlar diyecektim. Orada Akşan skoru geliyor. Kalista orayı oynamak istiyor ama maalesef arka tarafta Amumu ile Alistar kapışıyor. Bakalım Alistar'a devam edecek mi? Oo, arka tarafta yalnız Nidale'yi yakalamış ve Nidale'yi düşürmeyi başarıyorlar. İşte Amumu da var sonuçta. Ama burada Alistar kaçmak isteyecek. Sıçrasını kullanmak zorunda kalıyor. Bakalım sıçra oradan çıkması için yeterli olacak mı? Çok da olacak gibi durmuyor. Çünkü Amumu ile Kalista'nın kitle kontrolü bambaşka seviyede. Onu yakalamayı başarıyorlar Amumu ile beraber. Ve burada alameti pingliyorlar. Bakalım alameti alacaklar mı? Şu ana kadar Kalista da çok iyi oynuyor. Aklın sonunu da almış. Ben Nidale olsam aklın sonunu görsem burada. Aha tamam kaybettik derim. Çok net yani. Bakalım oyun nasıl ilerleyecek izleyeceğiz. Bol takım savaşlı, bol savaşlı bir maç. Hoşuma da gitmedi değil maç. Ooo Aphelios çok iyi dojladı. Ama Gragas'ın ölmeyecek. Aa! Eyvah eyvah. Aphelios yaşadı. Vallahi yaşadı. Olaya gel. Evet 9-2'ye geldi. Bu arada 2'dir takım savaşlarında böyle ilk ölüyor gibi bir şey oluyor. O yüzden de kendi takımı biraz sıkıntılı oluyor aslında. Burada Amumu ile Kalista'ya ekstra parantez açmak gerekiyor bence. Gerçekten bayağı iyi oynadılar bu dakikaya kadar. Takımlarını taşıyan isimler. Bu arada Gragas da 4. eşyasına gidiyor. Rumble sadece 1 eşya şu an. Bakın 10.500 altın, 7.700 altın. Hani 4. eşyaya gidiyor işlik değneğine. Hani full eşya olacak neredeyse. Yani tamam eşyaları ucuz eyvallah da sonuçta full eşya bir Gragas'tan bahsedeceğiz yakında. 2 eşya Rumble var burada. 1.5 eşyalık bir fark var. Gerçekten çok büyük bir fark. Üst koridordaki fark. Evet bakalım mızraklarla neler deneyecek. Kalista 3. eşyasına yaklaşmış. Amumu zonyasını almış. Yavaş yavaş Aphelios da eşyalarını almaya başladı. Hiçlik değneği lazım acil. Zaten hiçlik değneğini burada alıyor. Rumble'a da hiçlik değneği lazım acilen. Yoksa hasar vuramaz yani. Oo, Amumu çok kötü yakalandı derken Aphelios da düştü ama işte. Bak burada ne oldu? Ben burayı bir izlemek istiyorum. Atladı. Rumble'dan güzel bir ulti geldi. Aphelios oraya vuruyor. Amumu içeriye atladı. Kalista da onu öldürmek için içeriye girdi. Ama Kalista bu sefer çok içeride kaldığı için Kalista düşüyor. Kalista düştüğü için hasar konusunda devamlı hasar çok yok. Ve burada Gragas da düşecek. Aynen öyle oluyor. Hatta Akşan skor aldığı için Aphelios da doğuyor. Ve burada Baron'a pingler geliyor. Ya burada Kalista oynadı. Aphelios'u öldürmek için burada erkenden girdi oraya. Kendisi düştüğü için yani takım arkadaşlarının çok fazla yapabileceği bir şey kalmıyor zaten. Diğer tarafta Viego'yu yakalamışlar Alistar'la beraber. Direkt olarak düşürüyorlar. Ve Baron güçlendirmesini burada kırmızı takım alıyor. 11-2-7'lik bir skorla şu an Nidale oynamaya devam ediyor. Yalnız orada Akşam bayağı hasar vuruyor ama Kalista ile savaşması çok mümkün mü? Bilemedim. Orada Kalista skor almayı başarıyor. Aphelios kovalayacak derken yan taraftan da Nidale geliyor. Hop otomatik saldırıyla gece tırpanıyla skor almayı başardı orada Kanyon. Evet dakika 23. 160 farmla burada ejderi de alacak bir tane daha. Takım arkadaşları başka şeyler yaparken 12.500 altın oyundaki en çok altına sahip isim arkadaşlar. Yani Nidale ile bunu yapmazsanız eğer yani Nidale ile dakikanın gerisine bir şekilde düştünüz. Yani diyelim ki Viego'sunuz şu an. Bitti abi. Bak Viego bir şekilde reset alır, bir şey yapar. Takım savaşında bir kitle kontrol atar, bir şey olur falan filan. Bir şekilde bir şey yapabilir. Ama Nidale ile gerçekten bir şey yapmanız mümkün değil. O yüzden Nidale oynuyorsanız bol kitle kontrol lazım ve geri düşmemeniz lazım. Geri düşmeyi düşünüyorsanız yani agresif oynayacaksınız. Geri düşmeyeceksiniz.
Sürekli dakikanın üzerinde, hatta belki oyunda veya takımda en çok altına sahip isim siz olacaksınız. Yalnız orta koridorda yine Akşan öldü. Yine birileri düştü. Aphelios'u yakalarlarsa sıkıntı olabilir derken Rumble'la Aphelios'tan bayağı hasar ve Kalista'ya çok iyi bir engage geldi Alistar'dan. Yine kitle kontrol. Alistar Kalista'ya oyun oynatmıyor işte. Alistar'ın da Kalista'ya karşı gücü bu arkadaşlar. Harbiden oyun oynatmadı yani. Takım savaşlarında Alistar bayağı iyi oynadı. Amumu'yu orada yakalıyor. Onu da düşürdü. Bakalım orada Gragas'ı da düşürecekler. Altına bir trap. Bir mızrak hop. Skoru da almayı başarıyor. Ve buradan oyunu bitirmeye mi gidiyorlar? Aynen öyle. Ya şu an Alistar'la bence direkt olarak Nidalee dümdüz maçı taşıyor diyebilirim ben. Ama Alistar'ın payı gerçekten büyük. Onun payını asla vermemezlik yapmıyorum ben. Ben destekleri çok seviyorum. İyi oynayan destekler bence çok büyük farklar yaratıyor bu oyunda. Özellikle tekli dereceli de. Evet, gölge alevinde aldı. Artık 4 eşya bir Nidalee'den bahsediyoruz. Mızrak tuttuğu an rakipte hiç hani büyü direnci yok gibi artık rakipte. Onu da belirtelim. Bakın Nidalee'nin vurduğu hasara bakar mısınız Gragas'a? Resmen tek attı. Hani elektrik ve rünü girmiş olsa dümdüz ölecek. Yenilmez girdiği için hani o anlık hasarı bir tık daha az. Tek attı resmen. İnanılmaz fazla hasar. Yani Gragas'a attı. Tamam, büyü direnci falan yok ama burada Viego'yu da yakaladı. Viego'ya da görüyorsunuz. Bakın aklın sonu olmasına rağmen. Bakın gölge alevden Magic Penetration. Büyü nüfuzu. Buradan direkt olarak zaten Magic Penetration yüzdelik olarak. Buradan da büyü nüfuzu. Yani her yerden büyü nüfuzu alıyor. Öyle olunca da tabii ki tek atıyor. Hiç affı yok. Amumu içeriye girdi ama direkt tek yiyecek. Herhangi bir şekilde kaçarı yok. Kalista'ya tutan bir mızrak var. Bakalım orada Kalista'ya tek atabilecek mi? Aynen, 828 vurdu orada. Sıçrası hala var. Orada bakalım Azir'i öldürmeye yetecek mi? Maalesef yeterli olmuyor. Ve rakip takım maçı tutuyor. Yani bilemedim. Ooo, Aphelios orada tutturdu. Viego'ya da çok hasar geliyor. İşte abi bu Aphelios koridorda ne kadar gerideydi siz biliyorsunuz. Yani o kadar geride olan bile bir Aphelios bu şekilde bu hale gelebiliyor. Hatta onu da öldürecekti neredeyse ama yeterli olmadı. Ve maç burada bitiyor arkadaşlar. Sade, güzel maç izledik diyebilirim. Yani Nidalee performansı böyle göz dolduran bir Nidalee performansı değildi bence. Ama sonuç olarak solid bir Nidalee'ydi. Yani böyle nasıl diyeyim, kolay gözüken ama her baba yiğidinde oynayamayacağı bir Nidalee performansıydı. Bunu cebimize koyduk. Bir ikincisi, maçta çekişmeli bir maç olduğu için bence hoş bir maça dönüştü. Eğer maç çekişmeli bir maç olmasaydı bu Nidalee performansını tam anlamıyla güzel değerlendiremezdik. Ama böyle güzel olunca video da güzel oldu bence. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Burada da Kanyon'un, yani dünyada en çok puana sahip olan oyuncunun performansı, Nidalee performansı da bu şekilde arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir dediğim gibi. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.